Mobilent'in değerli takipçileri, hepinize merhaba. Ee, bir haftadır video paylaşmıyordum. Bunun sebebi, e, biliyorsunuz yakında 29 Aralık'ta büyük bir akvaris çekilişi yapacağız ve e, video geride kaldığı için bazen arkadaşlar ulaşamıyorlar. O yüzden biz de bu 7 günlük süreçte herhangi bir video paylaşmadık. E, şu anda da çekilişimiz. 100 kişinin üzerine ulaşmış durumda. İnşallah çok daha kalabalık kitlelere ulaşacağız. Ve çok güzel çekilişler gerçekleştireceğiz. İlk hediyelerimiz Bodrum Touch Pest Shop'tan gelmişti. Yeni hediyelerimiz olacak. Yakın zamanda yeni hediye videoları çekeceğim. Ama e, bu arada da yaptığım yenilikleri de sizinle paylaşmak istedim akvaryumda. Gördüğünüz gibi akvaryumumuza neon tetralarımızı ekledik akvaryumda güzel bir hareket kazandırdılar. Neon tetralarımız. E, bu tetralardan yaklaşık bir 30-40 tane daha ekleyeceğim. Çünkü onlardaki sürü hareketlerinden açıkçası bayılıyorum. Siz de akvaryumunuza güzel bir hareket yakalamak istiyorsanız, renkli bir hareket yakalamak istiyorsanız neon tetralar bu konuda bulunmaz nimet. Yalnız neon tetraları, Japon balıkları, melek balıkları bu tarz balıkların yanına koymayın. E, çünkü yem oluyorlar. Özellikle uzun süre aç bırakıldığında Japon balıkları, melek balıkları, ağzı büyük balıklar daha doğrusu neon tetralar onlar için bir yemek ziyafeti oluyor. O yüzden e, önermiyorum. Ben bunları tecrübeyle e, gördüm. Bir de şelale filtre kullanıyorsanız neon neon tetra gibi küçük balıklar içine kaçabiliyor. Bu sebeple şelale filtre kullananlara da neon tetraları önermiyorum. Bu arada biliyorsunuz büyük bir cam leke sorunum vardı. Yeşil leke sorunum. Bunu da belli bir oranda çözdüm. Nasıl çözdüğümü de anlatayım arkadaşlar. Akvaryumumu günde sadece 6 saat aydınlatıyorum. Ve bunun yanında küçük cam vatozları aldım. Zaman zaman ortaya çıkıyorlar ama o kadar küçükler ki. Geceleri daha çok çalışıyorlar arkadaşlar. Ve ee, çok fazla. Bakın hemen şurada şöyle biraz da büyüteceğim. Şurada gördüğünüz gibi mağaranın önünde bir tane var. Onlar gibi 5-6 tane aldım. Ve işlerini çok güzel yapıyorlar. Ramirezilerin bayağı büyüdüler. Siz görmeyeli. Güzel renklerini sunmaya devam ediyorlar. Ramireziyi de arttıracağım. Ee, bu saatten sonra farklı bir tür eklemeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Belki apistograma görebilirsiniz. Bol bol ramirez olacak ve neon tetraları arttırıp e, çok daha hoş güzel bir akvaryum yapacağım. Yani öyle ümit ediyorum. İnşallah da bunu gerçekleştireceğim. Akvaryumumuzda her şey sakin ve güzel. Uzun süredir Allah nazardan saklasın e, balık ölümümüz olmadı. Su şartlarımız da gayet iyi. Gromilerimiz bayağı büyüdüler. Akvaryumun şu an hakimi gromiler gözüküyor. Bakın. Bambumun filizlenmesini göstereyim arkadaşlar. Bakın aşağıya doğru bayağı bir filizlendi. Henüz bir şey yapmıyorum. Biraz daha büyümesini yere kadar uzamasını bekleyeceğim. Ondan sonra da bambularımı dizeceğim. Bu arada midye aldım. Bakın Burada midyelerim de var. Arkadaşlar midyede akvaryumda kullanabileceğiniz e, çok güzel bir dengeleyici açıkçası. E, Akvaryumunuzu içerisine atın. Zaten canlı. E, kendini kuma gömebilir. Korkmayın. E, içi açılmadığı sürece, içi boşalmadığı sürece midye her zaman hayattadır. Akvaryumunuzda suyu dengeliyor ve nitrat dengesi sağlıyor. Ve e, tuhaf bir şekilde akvaryumunuzun suyunun daha berrak olmasını sağlıyor. Bu yüzden akvaryumuza birkaç midye alıp deneyebilirsiniz. Ben denedim. Çok da keyifli olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi tetralarım da gayet sağlıklı ve mutlular. Diğer ramirezilerim de oldukça keyifliler. Fok fok göstereyim. Akvaryumunuzda şu anda çok güzel bir hayat söz konusu. Biliyorsunuz bitkilendirmeden sonra e, balıkların çok daha keyfi yerine geldi. Bu yüzden canlı bitkiyi kesinlikle öneriyorum. E, yapay bitkiyle karışık yapabilirsiniz. Sadece canlı bitki yapabilirsiniz. Tabi bitkinin sonuçlarından biri de e, maalesef lekelenmeler oluyor. Ama bu lekelenmeleri de benim çözdüğüm gibi e, akvaryum cam ile çözebilirsiniz. Çok küçük canlılar. Ama açıkçası çok işe yarıyorlar. Bakın hemen şurada bir tane var. Çok hareketliler. Karanlıktayken çok daha fazla iş yapıyorlar. İki türünü aldım ben. bunu. bir sarı türü var. Bir de böyle kahveli bir türü var. İki türünü aldım. 5-6 tane. Ama çok fazla görmek mümkün değil. Genelde e, filtrelerin altında takılıyorlar. Yani Karanlık olduğu zaman çok daha fazla hareketli oluyorlar. Bu arada keşke gösterebilsem. Arada bir görüyorum. Vatozlarım e, yumurtladılar. Çok güzel vatoz yavrularım var. Küçücük. Onları arada bir görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Bazen de endişeleniyorum acaba. Öldüler mi yok oldular mı diye. Ama e, arada bir kendilerini gösteriyorlar. Beni de çok mutlu ediyorlar. Çekilişimiz tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Çekilişimize katılın. Bizler de size güzel hediyeler verelim. Gerçekten çok keyifli bir çekiliş olacak. Katılım şartlarını ben gene hızlıca e, size anlatmak istiyorum. Belki bu videoda denk gelirsiniz diye. E, Hobbyland kanalına giriyorsunuz. E, abone oluyorsunuz. Katıldım diyorsunuz. Ondan sonra buradaki katıldım görüntüsünü Obilen Türkiye, Obilen Turkey Instagram DM'sine ekran görüntüsünü atıyor atıyorsunuz ve biz de size oradan bol şanslar dilediğimizde çekilişimize katılmış oluyorsunuz. Ne kadar çok kalabalık olursa bizim için o kadar keyifli olacak. Geçen çekilişimizde Türkiye'nin her yerine güzel hediyeler gönderdik. Gene aynı şekilde güzel hediyeler göndermek istiyoruz. İnşallah da bunu gerçekleştiririz. Bu arada e, cam batozlarını da yakaladım onu göstermek istiyorum. Sarısını da gördünüz az önce. Çok güzel hediyelerimiz olacak söylediğim gibi sponsorlarımız devam ediyorlar. Yeni sponsorlarımızla ilgili videolar çekeceğim. Daha süremiz var. E, bazen süre size uzun geliyor ama arkadaşlar süremiz uzun değil. Çünkü e, açıkçası Güzel ve büyük bir çekiliş yapmak istiyoruz ve ne kadar çok katılım olursa o kadar çok bizim için keyifli olacak ve bizi ne kadar desteklediğinizi de bu arada görmüş oluyoruz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Siz ne kadar destek olursanız biz de o kadar size layık olmaya keyifli organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Bu sebeple destekleriniz de çok önemli. Akvaryumumuzda son durumda bu şekilde. Çekilişimizden bahsettik. Akvaryumuzun son durumu. Bakın bu arada vatozum da oldukça büyüdü. Artık kendi yer bulamıyor. Ama vatozlar gerçekten çok keyifli yaratıklar. Balıklar. Ya yani şu büyüklükte ama hiçbir şekilde zarar vermiyor. Bu arada arkadaşlar ben küçük vatozumu da yakaladım gibi. Bakın altta geziyor çok çabuk kaçtı. O kadar güzel ki arkadaşlar anlatamam size bu. Bu çok ayrı bir keyif. Hemen şu e, mangrovun altında az önce gördüm. Çok da mutlu oldum. Demek ki bir sürü orada takılıyorlar. Kaçlarına olduklarını da bilmiyorum da umarım ömürler uzun olur. Akvaryumda son durum bu şekilde. Ee, dediğim gibi yeni eklemeler yaptıkça da sizinle paylaşacağım mutlaka. Ee, bu akvaryumu beraber e, bir yerlere getiriyoruz. Öyle söyleyeyim. Bakalım sonunda neler yapacağız, neler olacak. Ben de merak ediyorum. Umarım beraber çok güzel şeylere şahit oluruz. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, eğer videomu beğenirseniz Beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve e, yenilikler için mutlaka bizi takip edin. Takip etmeyen arkadaşlarımız e, her zaman yeni sürprizlerle dönmeye gayret edeceğiz. Herkese iyi hobiler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.